Bilim nedir? Metni cevapları ve soruları Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı sayfa 108, 109, 110, 111, 112, 113 Bilim ve Teknoloji teması Bilim nedir? Metni cevapları 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları sayfa 108 cevabı Metne hazırlık 1. Doğada gerçekleşen hangi olayları merak ediyorsunuz? Merakınızı gidermek için neler yapıyorsunuz? Arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap, ben yanardağların patlamalarını merak ediyorum. Yerin altından lavların püskürmesi ve sonra akarak aşağılara inmesi beni çok etkiliyor. Ayrıca depremler, hava olayları diğer merak ettiğim hava olaylarıdır. Merakımı gidermek için kitaplar okuyorum, internetten videolar izliyorum. İkinci, bilimsel gelişmelerin hayatımıza ne gibi katkıları vardır? Düşüncelerinizi paylaşınız. Cevap. Sonunda ne olacağını görmek için bir şeylerle uğraşıp durduğun oldu mu hiç? İnsanların etraflarındaki şeyleri anlamak ve keşifler yapmak yönünde doğal bir dürtüleri vardır. Bu yüzden bilim, 1000 yıldan uzun bir zamandır hayatımızın önemli bir parçasıdır. Biz insanlar sürekli daha, daha ve daha fazlasını bulmadan duramayız. Bilim ne içindir? Bilim inanılmaz derecede faydalıdır. Belli bir hastalığın sebebinin ne olduğu gibi yeni bir olgu keşfetmemize, aşılar ve ilaçlar gibi yeni şeyler icat etmemize yardımcı olur. Fakat bilimin her zaman faydalı olmasına gerek yoktur. Bilim insanları belki de hiç işe yaramayacak şeyleri araştırmaya devam etmektedirler. Peki bu bizi nereye götürür? İşte bunu bilmiyoruz, deneyler. Bilim, deney bir bilgiye ulaşmamıza yardımcı olan testler yapmayı gerektirir. Bilim insanları, ulaştıkları sonuçların doğru olup olmadığından emin olmak için yapacakları deneyleri özenle tasarlamalı, pek çok kez tekrar etmeli ve yazılı kayıtlarını tutmalıdırlar. 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları sayfa 109 cevabı. İşte bilimin başrol oynadığı dönemlerden bazıları. Bilim insanı kimdir günümüzde? Bilim insanı, etrafımızdaki şeyler üzerine bilimsel deneyler yapan kimse anlamına gelmektedir. Oysa 1833'te İngiliz yazar William Mayer, William Hubble, doğayı inceleyen kişileri bu ifadeyle tanımlayana kadar böyle bir kavram yoktu. Bundan önce bilimle uğraşan insanlara doğa filozofu deniyordu. Ya da uğraştıkları bilim dalına göre doğacı, kimyacı diye anılıyorlardı. Bir şeyin nasıl çalıştığını bulmak için her deney yapışında aslında bir çeşit bilim yaparsın. Sürekli bir şeyleri parçalarına ayırıyorsan veya ateş, uzay, örümcekler, makineler ya da bunlardan başka herhangi bir şey seni büyülüyorsa sen de büyük bir bilim insanı olabilirsin. Bir etkinlik 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları sayfa 110 cevabı. A. Metinde geçen kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi Türkçe sözlükken kontrol ediniz. Kelimeleri cümle içinde kullanınız. Cevap. Bilim. Tahmin, çeşitli konularla ilgili araştırmalar, deneyler yapan iş. Sözcük anlamı, evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim. Cümlem, gelişmiş ülkelerde bilim de gelişmiştir. Fosil. Tahmin, çok eski zamanlardan kalan canlı kalıntıları. Sözcük anlamı, geçmiş yer bilimi zamanlarına ilişkin hayvanların ve bitkilerin, yer kabuğu kayaçları içindeki kalıntıları veya izleri. Cümlem, Afrika'da yeni bir dinozor fosili bulunmuş. Keşif. Tahmin, yeni bir şey bulmak. Sözcük anlamı, var olduğu bilinmeyen bir şeyin ortaya çıkarılması. Cümlem, bilim adamları sürekli yeni keşifler yapar. Filozof. Tahmin, felsefeyle uğraşan kişi. Sözcük anlamı, felsefeyle uğraşan ve felsefenin gelişmesine katkıda bulunan kimse, felsefeci, filozof. Cümlem, eski çağlarda pek çok filozof yetişmiştir. B. Öğrendiğiniz kelimeleri ve kelimelerin anlamlarını sözlüğün bölümüne yazınız. Cevap. Sözlüğünüze şu kelimeleri yazabilirsiniz. Bilim, evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen,
deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim. Fosil, geçmiş yer bilimi zamanlarına ilişkin hayvanların ve bitkilerin, yer kabuğu kayaçları içindeki kalıntıları veya izleri. Keşif, var olduğu bilinmeyen bir şeyin ortaya çıkarılması. Filozof, felsefe ile uğraşan ve felsefenin gelişmesine katkıda bulunan kimse, felsefeci, filozof. İkinci etkinlik soruları metne göre cevaplayınız. 1. Araştırmalarda ulaşılan sonuçların doğruluğundan emin olmak için ne yapılmalıdır? Cevap, deneyleri özenle tasarlamalı, pek çok kez tekrar etmeli ve yazılı kayıtlarını tutmak gerekir. İkinci bilim insanı ne anlama gelmektedir? Cevap, etrafımızdaki şeyler üzerine bilimsel deneyler yapan kimse anlamına gelmektedir. Üçüncü bilim insanı kavramından önce bilimle uğraşan kişilere ne isim veriliyordu? Cevap, doğa filozofu ya da uğraştıkları bilim dalına göre doğacı, kimyacı deniyordu. Üçüncü etkinlik 4. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 111 cevabı. Verilen metinde koyu yazılmış yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıklarını yazınız. Bugün okulda işlediğimiz bilim nedir? Metninden sonra kafama takılan soruların cevabını bulmak için laptopumu elime aldım. Bilim insanı. Tanımını yapan İngiliz yazar William Medellin, William Hubble, özgeçmişini incelemekle başladım. İnternette araştırma yaparken ekstradan bilgilerle de karşılaşıyordum. Çeşitli linklerden eriştim. Bilgilerin doğruluğunu hangi kriterlere uygun olup olmadığından emin olamadığım için öğretmenimden yardım istemeye karar verdim. Cevap: kelimelerin Türkçe karşılıkları şu şekildedir. Laptop, dizüstü bilgisayar. Ekstra, fazladan, alışılan ve gerekenden başka, ek olarak. Kriter, ölçüt. Link, bağlantı. Dördüncü etkinlik Yıldız öğretmenin öğrencileri, deney yapmayı ve araştırmayı çok sevmektedir. Bu nedenle Yıldız öğretmen, öğrencilerini Bilim ve Teknoloji Haftası'nda Bilim ve Sanat Merkezi'ne götürmüştür. Buradaki atölyeler ve atölyelere katılan öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Soruları tablodaki bilgilere göre cevaplayınız. 1. Kimya ve robotik gelişim atölyelerine toplam kaç öğrenci katılmıştır? Cevap, 11. İkinci Bilim ve Sanat Merkezi'nde bulunan atölyelerin isimleri nelerdir? Cevap, elektrik dünyası, kimya atölyesi, robotik gelişim, uzaya yolculuk, zeka oyunları. Üçüncü basit elektrik devresiyle ilgili sorusu olan bir öğrenci hangi atölyeye giderse sorusuna cevap alabilir? Cevap, elektrik dünyası. Dördüncü siz hangi atölyeye katılmak isterdiniz? Cevap, ben uzaya yolculuk atölyesine katılmak isterdim. Beşinci bilim ve sanat merkezinde bulunmasını istediğiniz farklı bir atölye varsa ismini yazınız. Cevap, hava durumu atölyesi olmasını isterdim. Beşinci etkinlik 4. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 112 cevabı, bağlaç olan de, da ayrı yazılır. Bağlaç olarak kullanılan de veya da cümleden çıkarıldığı zaman cümlenin anlamı bozulmaz. Örnek, ben de piyano derslerine başladım. Sarı da turuncu gibi en sevdiğim renklerdendir. Bulunma anlamı katan de, da iki sözcükle bitişik yazılır. Örnek, sabah kütüphanede ders çalıştım. Kalemlemi sıramda unuttum. Ah, verilen bilgileri dikkate alarak cümlelerde boş bırakılan yerlere de bağlacı veya de ekine uygun şekilde yazınız. Cevap: Buğra gibi ben de Teknofest yarışmasına katılacağım. Bu projede ben de sizinle çalışabilir miyim? Teknoloji, bilimin yanında araştırma ve geliştirme çalışmalarına da katkı sağlar. İnsanoğlunun doğasında merak olduğu için bilgi üretimi hiç durmaz. Bilimsel gelişmelere gökbilimi, tıp ve matematik bilimi de katkı sağlamaktadır. B. Siz de bağlacı ve de ekinin doğru kullanımı ile ilgili birer cümle yazınız. Cevap: 6. etkinlik bilim nedir? Metninde geçen iki bakış açısı hakkındaki düşüncelerinizi sınıf arkadaşlarınızla, karşınızdaki kişilerin görüşüne saygı göstererek tartışınız. Bilim, inanılmaz derecede faydalıdır. Bilimin her zaman faydalı olmasına gerek yoktur. Cevap, bilim, inanılmaz derecede faydalıdır çünkü insanlık tarihindeki en büyük ilerlemelere yol açmıştır. Sağlık, teknoloji ve eğitim gibi birçok alanda yaşam kalitemizi artırmıştır.
Ayrıca bilimsel araştırmalar sayesinde doğal dünyayı daha iyi anlama ve onunla uyumlu bir şekilde yaşama kapasitemiz artmıştır. 7. Etkinlik 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Sayfa 113 Cevabı. Bilim, sanat, spor, meslek dalı gibi alanlar ile ilgili kavramları anlatan sözcüklere terim anlamlı sözcükler denir. Örnek, bir şeyin nasıl çalıştığını bulmak için her deney yapışında aslında bir çeşit bilim yaparsın. Cümlesinde deney kelimesi bilim alanında kullanıldığı için terim anlamlıdır. A. Verilen bilgileri dikkate alarak, bilim nedir, metninde geçen terim anlamlı sözcükleri bulup yazınız. Cevap, keşif, dürtü, aşı, filozof, kimyacı, uzay. B. Verilen terim anlamlı sözcükleri birer cümle içerisinde kullanınız. Nota palet üçgen sah sahne. Cevap, bu kelimeleri cümle içerisinde şu şekilde kullanabiliriz. Nota, sanatçılar beste yaparken notaları kullanırlar. Palet, ünlü ressamın paleti açık arıtmayla satıldı. Üçgen, üçgenin çevresi, üç kenarının toplamının uzunluğuna eşittir. Sahne, oyuncular izleyicileri sahneden selamladılar. Meraklı bilgin, haydi araştırmaya bilim ve spor arasındaki ilişkiyi araştırınız. Araştırmanızın sonucunu arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap, günümüzde spor ile bilim yakın ilişki içindedir. Bir maçta bir sporcunun ne kadar koştuğu bilgisayarla hesaplanabilmektedir. Voleybol maçlarında topun çıkıp çıkmadığı, futbol maçlarında offside olup olmadığı da bilgisayarla belirlenebilmektedir. Yine bir sporcu bir takıma giderken sağlık kontrolü için cihazlara girmektedir. 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Bilim ve Teknoloji Teması Sayfa 108, 109, 110, 111, 112, 113 Bilim Nedir? Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.